Sevgili canlar, değerli misafirler, kıymetli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada ülkemiz genelinde inşası tamamlanan 4 cemevinin açılışı, 7 cemevinin de temel atma töreni vesilesiyle Alevi Bektaşi kardeşlerimizle hasbihal etmek için bir aradayız. Elazığ Karakoçan, Ankara altında, Erzurum ve Erzincan Kemah'ta hizmete açacağımız 4 cemevinin kullanacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kütahya ve Kayseri'de inşası süren Burdur, Çavdır, Denizli, Ardışlı, Bilecik, Bozüyük, Aydın, Koçarlı ve Kırklareli Babaeski'de temelini bugün atacağımız 7 cemevinin de bir an önce tamamlanarak hizmete girmesini temenni ediyorum. Bu eserlerin Alevi Bektaşi kardeşlerimize, şehirlerimize ve ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli kardeşlerim, şu an içinde bulunduğumuz Şah Kulu Sultan Dergahı, Orhan Gazi devrinden bugüne, önce ahilerce, ardından Hazreti Hünkar'ın yolunda hizmet edenlerce ayakta tutulmuş ve ihya edilmiştir. Bunca asırdır dergahımızdan gelip geçen, konan, göçen herkesten Allah razı olsun diyor, her birinin rahmetle yad ediyorum. Dergahımızın son dönemdeki mürşitlerinden Mehmet Ali Hilmi Dede Baba, bu tür yapılan özellikle eserlerle ilgili şöyle anlatıyor. Ham bağına kurulmuş aşıkların otağı, gülzarı aşk oluptur aşk ehlinin durağı, gel pir evine aşık, eyle özünü puhte, yanıptır aşk oduna erenlerin ocağı. Evet, bu mekanlar aşk ocağıdır, edep ocağıdır, gönül ocağıdır. Buralar Hazreti Peygamber'e aleyhissalatu vesselam ve ehli beytine aşık olanların durağıdır. Dergahlarımızda ilim ve ahlak birlikte yol yürür. Medeniyetimize hayırlı insanlar burada yetiştirilir. Hacı Bektaş-ı Veli ve evlatları ocaklarımızı işte bu gayeyle kurmuşlar, yaymışlar ve yaşatmışlardır. Asırlardır Anadolu topraklarını ilimle, irfanla, hikmetle yoğuran Hazreti Hünkar, Hazreti Mevlana, Yunus Emre gibi gönül sultanları hizmetleri ve eserleriyle millet olma şuurumuzu kolaylaştırmışlardır. Hak dostlarının irfanlarıyla ve nazarlarıyla kurulan bu büyük medeniyete sahip çıkmak, gelişmesi için gayret göstermek her birimizin vazifesidir. Sevgili Peygamberimizin birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır düsturuna sıkı sıkıya sarılarak heva ve heveslerin değil, baki olanın peşinde koştuğumuz müddetçe bu medeniyet hep yükselecektir. Dünyada baki olan ise yalnızca muhabbettir ve onunla birlikte gelen mükellefiyetlerdir. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl kelamı kibarı bize bu hakikati ifade etmektedir. Bugün karşı karşıya kaldığımız imtihanlarımızı da ancak aşkla, muhabbetle birlikte, beraberlikle, kardeşlikle göğüsleyebiliriz. Milletimiz asırlardır bu coğrafyada karşı karşıya kaldığı her tehdidin üstesinden bu muhabbetle gelmiştir. Önde gelen tarihçilerimizden ve Nazenin yolunun evlatlarından Aşık Paşa,
bu durumu şöyle ifade ediyor. Pes bilin ki nerede birlik var ise, kim kiminle ikiliksiz yar ise, iki cihan devleti onlardadır. Onların menzilleri canlardadır. Cümle işin en üstünü birliktir. Birliğe varmak, birlik olmak erliktir. Nerede ki iki gönül birliktedir, göresin bunlar gani dirliktedir. Evet, tüm bu mesajlar Hacı Bektaş Veli'nin bir olalım, iri olalım, diri olalım düsturunun farklı şekillerde tezahür etmiş biçimleridir. Tevhidi bir, kitabı bir, kıblesi bir, peygamberi bir, ezanı bir insanlar için bundan başka bir muhabbet, bundan başka bir aşk yolu yoktur. İşte bunun için hepimizin peygamberi, hepimizin Ali'si, hepimizin Ehl-i Beyti, hepimizin Hüseyin'i, hepimizin Kerbela'sı diyoruz. Milletimizin asırlardır varlığını ve birliğini korumasını sağlayan bu muhabbet ışığı bugün de önümüzü aydınlatmaktadır. Sinsi niyetlerle milli birliğimizi bozmak için içeride ve dışarıda çalışan pek çok kesim olmuştur. Ama hamdolsun bu aşk ateşini söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir. Değerli kardeşlerim, Malazgirt zaferinden beri 1000 yıldır ebedi yurdumuz olarak seçtiğimiz Anadolu'yu fikren ve fiziken tahkim etmek, adalet temelli bir nizama kavuşturmak için mücadele veriyoruz. Haçlılardan Moğollara kadar vatanımızı tahribe yönelik her saldırıyı inançla ve kararlılıkla bertaraf ederken kendi medeniyetimizin inşasını da aynı şekilde sürdürdük. Ebedi vatanımızın her köşesini medreselerle, köprülerle, çarşılarla ilmik ilmik dokuduk. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan Cumhuriyetimize gelen bir süreklilik içinde istiklalimizi koruduk, istikbalimize sahip çıktık. Bu atılımın gerisinde ülkemize geçtiğimiz 20 yılda kazandırdığımız, asırlık eksiklerimizi giderdiğimiz, sorunlarımızı çözdüğümüz eser ve hizmetlerimiz vardır. Demokrasi ve kalkınma hamlemizin özünde milletimizin hayallerini hayata geçirirken tüm alanlardaki sorunları da çözme iradesi yatmaktadır. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma kazandırdığımız her bir yatırımla ülkemizi adım adım 2023 Türkiye'sine hazırladık. Bugün de Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı haline getirecek yeni bir atılımın hazırlığı içindeyiz. Ülkemizi Türkiye yüzyılına hazırlarken milletimizin tüm kesimleriyle birliğini, beraberliğini, kardeşliğini güçlendirecek adımlara özel önem veriyoruz. Salgın ve savaşın tetiklediği küresel krizlerin ülkemiz üzerindeki olumsuz etkilerini göğüslerken ekonomik sıkıntıların yol açtığı kayıpları da hızla telafi ediyoruz. Sadece bunlarla kalmıyor. Bugüne kadar çözümünü arzu ettiğimiz seviyede sağlayamadığımız her meselenin de halli için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede ülkemizdeki Alevi Bektaşi toplumunun beklentilerini tespite ve çözüm yolları bulmaya yönelik kapsamlı bir hazırlık yaptık. Kültür ve İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması kapsamında 1585 cemevi ziyaret edilerek
muhataplar tek tek dinlendi. Valiliklerimiz vasıtasıyla çözülebilecek bina, tadilat, ısıtma gibi sorunlar için hemen sıcağı sıcağına talimatlar verildi, adımlar atıldı. Ayrıca daha köklü çözümler için ayrıntılı çalışmalar yürütüldü. Bugün burada bunların müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların etrafında bir araya geldiği mekanların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, kendi bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir. Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar bu kurumsal yapı altında kamu güvencesi, desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır. Aynı şekilde cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir. Ülkemizin demokratikleşme reformlarının en önemlilerinden biri olduğuna inandığım bu adımların ülkemize, milletimize, Alevi Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hep söylediğimiz gibi ülkemizdeki 85 milyon insanımızın her bir ferdi devletimizin birinci sınıf vatandaşıdır. Her bir insanımızın inanç ve ibadetten eğitim ve çalışma hakkına kadar tüm temel hak ve özgürlüklerden yararlanabileceği bir Türkiye inşa etmek için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Son dönemde yeniden gündeme gelen kimi tartışmaları da temel hak ve özgürlüklerle ilgili reformlarımızı daha ileriye götürmenin vesilesi olarak görüyoruz. Bu duygularla, sizlerle paylaştığımız müjdelerle, açılışını yaptığımız ve temelini attığımız cemevlerinin bir kez daha Alevi Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, destur verirseniz efendim, yüksek müsaadelerinizle şimdi temel atma ve açılışlara geçmek istiyoruz zat-ı alinizle beraber. Fakat yine izninizle şimdi efendim birazdan açılışları gerçekleştirilecek olan cemevlerinin programında Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızı, AK Parti Genel Başkan Vekilimizi, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın İstanbul Valimizi ve Şahkulu Sultan Vakfı Başkanımızı, Doktor Ali Arif Özzeybek Bey'i, Tursun Gümüşoğlu babamızı, efendim sahnenin müsaadenizle kaldırabileceği kadar dedemizi ve babamızı da ön sıradan olmak üzere buraya davet ediyoruz. İnşallah daha büyük salonlarda bunları yapmak nasip olur hep beraber. Evet efendim, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız oradaki vatandaşlarımızla, yetkililerimizle beraber Erzurum, Erzincan, Ankara ve Elazığ'daki cemevlerimizin açılışını gerçekleştirecekler. Şu anda orada bizi bekleyenler var efendim. Sözü Sayın Cumhurbaşkanımıza bırakıyorum. Lütfen buyurunuz efendim. Başkanımıza. Önce Erzincan'dayız herhalde. Öyle mi? Erzurum'dan mı başlıyoruz? Erzurum'dayız efendim.
Evet, Erzurum Erenler Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Derneği. Valimiz Okay Memiş Bey. Okay Bey, bizleri duyuyor musun? Valimiz Okay Memiş Bey. Okay Bey, bizleri duyuyor musun? Sayın Cumhurbaşkanım, Zat-ı Devletlerinizi Erzurum'dan selamlıyoruz ve Zat-ı Devletlerinizi çok net duyuyorum efendim. Evet, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey, Cemevi Başkanı Ertürk Karaman Bey, Dede Hüseyin Gönül Bey ve Genel Başkan Yardımcım Rize Milletvekili Hayati Bey, aynı zamanda yine Erzurum Milletvekilimiz oradalar. Şöyle bir zoomlayıp eseri görürsek çok isabetli olur. Eseri görürsek çok isabetli Kurdele, kurdele. Kurdeleyi. Sayın Valim, açılışını yapabiliriz. Yapabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanım, bu cemevi kendi ölçeğinde hakikaten Türkiye'nin en güzel, en modern cemevilerinden birisi oldu. Ayrıca Zat-ı Devletlerinizin talimatları ve İçişleri Bakanlığımızın katkılarıyla ilimizde yaklaşık 27 adet köydeki cemevlerimizin de buyurduğunuz gibi hemen hemen bütün eksiklerini tamamladık. Arz ederim efendim. Hayırlı olsun. Buyurun. Kordele sizde. Makaslar sizde. Hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Buyurun. Bugünün hatırasına makaslar da sizde kalabilir. Hayırlı olsun. Bugünün hatırasına makaslar da sizde kalabilir. Hayırlı olsun. Evet, şimdi de Erzincan Alevi Kültür Dernekleri KEMA şubesinin açılışını yapıyoruz. Ve valimiz Mehmet Makas Bey, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun Bey, KEMA Kaymakamı Muhammed Şükrü Pekpak, KEMA Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan, Alevi Kültür Dernekleri KEMA Şubesi Başkanı Alican Binay ve Dede Ahmet Uğurlu. Duydunuz mu bizleri? Sayın Cumhurbaşkanım, Can Erzincan'ımızdan, Sancak şehri, KEMA ilçemizden sevgi, saygı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Evet, şöyle önce bir eseri görelim. Sesinizi çok net alıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Eseri görelim. Evet efendim, buyurun. Tabii çevre peyzaj düzenlemeleri eksik. Onları da gidermek lazım. Devam edecek değil mi? Yani yeşillerin olması daha başka Sayın olur. Sayın Cumhurbaşkanım, yetiştirdik inşallah. Adnan Bey, seninkiler kadar ben, yani havalı değil ama. İnşallah. Gülbaba'ya çok gittik canım. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Kordeleyi kesiyorsunuz. Makaslar da bugünün hatırasına sizlerde kalıyor. Ya Allah, bismillah.
il merkezimiz ve 8 ilçemizde tespit edilen tüm noksanlıklar giderilmiştir. İnşa ve ihyası yapılmıştır. Canlarımız adına şükranlarımızı arz ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Ya Allah, bismillah. Evet, şimdi Ankara Altında Aydıncı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, Ankara Valimiz Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanımız Asım Balcı, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, Cemevi Dedesi Hasan Kuzukranoğlu, Dernek Başkanı Elvan Bakır, Mahalle Muhtarı İsmail Dursun. Bizleri duyuyor musunuz? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, şöyle eserimizi etraflıca bir görelim. Evet, kordeleyi kesebiliriz. Şimdi tabii bu etrafın düzenlenmesine de şu anda bir vesile teşkil edecek. Sayın Cumhurbaşkanım, zat-ı hallerinizin talimatlarıyla Ankara'da cemevlerin eksiklerinin tamamlanması faaliyetleri kapsamında Altındağ'ın en küçük mahallesi olan Aydıncık'ta bir cemevi belediyemizin katkılarıyla bugün uğurlu ellerinizle hizmete açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Makaslar da hediyemiz olsun. Makaslar da hediyemiz olsun. Evet, şimdi Elazığ'a geçiyoruz. Karakoçan Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği. Valimiz Doktor Ömer Toraman. Karakoçan Merkez Cemevi Dedesi, Karakoçan Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Artut, Pir Cemal Abdal Dergahı Dedesi Cemal Dedeoğlu, Kavalcık Cemevi Dedesi Cafer Özüpak. Duyuyor musunuz bizleri? Sayın Cumhurbaşkanım, Zat-ı Devletlerinizi Elazığ'dan, Karakoçan'dan hürmetle selamlıyoruz. Eserimizi görelim. Evet, kordelayı kesebiliriz. Evet, kordelayı kesebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanım, talimatlarınızla tamamladığımız cemevimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Allah birliğimizi daim etsin. Ya Allah, amin. Bismillah. Ömer Bey, yalnız dediğim gibi burada da çevre düzenlemesini, peyzajını filan da süratle halledelim. Baş üstüne Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Hayırlı olsun. Şimdi bir de 7 temel atacağımız eserler var. Bunları topluca yapmakta fayda var. Bir tanesi Bilecik Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği.
Dev ekranda herhalde daha rahat bunları göreceğiz. Bir diğeri Burdur Çavdır İmam Hüseyin Cemevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği. Kütahya Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kırklareli Cem Vakfı, Denizli Ardıçlı Baba Cemevi Tahtacı Türkmenleri, Aydın Koçarlı Atatürk Mahallesi Tahtacı Türkmenleri Derneği, Kayseri Eski Yassı Pınar Cemevi. Bunların da temel atma törenlerini yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, temel atmaya hazır mısınız? Biz şu anda İstanbul'dan kordeleyi keseceğiz. Sizler de temelleri atacaksınız. Ne kadar zamanda bitiriyoruz? Sizler de efendim hepsi içerisinde sona gelecek. Allah nasip etsin. Hepsi 5 ay diyor. Bir ayda biz artı koyalım. 6 ay içinde bitecek inşallah. Evet, temeller için ya Allah, Bismillah diyoruz. Evet, temeller için ya Allah, Bismillah. Evet, makaslar hatıra olarak sizlerde kalabilir. Aziz misafirler, temel atma ve açılış programı için Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinin programı Şah Kulu Sultan Dergahı'nı ziyaretle devam edecektir efendim. Çok değerli konuklarımızı, başta Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, AK Parti Genel Başkan Vekilimizi, Sayın Bakanlarımızı, Milletvekillerimizi, Sayın Valimizi, çok değerli konuklarımızı, Şah Kulu Dernek Başkanı Sayın Özkahraman'ı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman'ı, Şah Kulu Dernek